Gauss eliminasyonunda ortaya çıkan bazı özel durumların lineer denklem sistemlerinin çözümleriyle olan ilişkisini inceleyeceğiz bu ders. Burada Gauss eliminasyonundan ortaya çıkandan kasıt Gauss eliminasyon işlemleri sonunda üst üçgen diagonal forma inen genişletilmiş yani katsayılar matrisinin sadece katsayılar matrisi kısmında yakaladığımız formu inceleyerek lineer denk el aldığımız lineer denklem sisteminin çözümlerini inceleyeceğiz, çalışacağız. Bir lineer denklem sistemine ait genişletilmiş katsayılar matrisinin katsayılar matrisine karşılık gelen kısmı Gauss eliminasyonu ile üst üçgen diagonal forma indirgedikten sonra çözümlerin kolayca bulunabileceğini önceki derslerde görmüştük. Şimdi bu çözümleri bulabildiğimiz üst üçgen diagonal formundan hariç diğer formlar da yakalanıyor. Bu diğer formlara e, tekrar bakacağız. Ve bu diğer formların içinde bu lineer denklem sistemlerinin diğer iki çözüm durumu yani bir çözüm yok, iki de sonsuz çözüm durumunda nasıl ortaya çıktığını tartışacağız bu derste. Sonuç olarak ortaya çıkan üst üçgen diagonal formun alacağı yapılar üzerinden bir defa denklem sistemlerinin çözümü durumu denklemin sistemini çözmeden gözlemleyebiliyoruz. Bunu söyleyelim. Ve de şimdi bir önceki derste çözdüğümüz örnek üzerinden gidelim tekrar. E, hatırlayalım o örneği. Elimizde şöyle bir 3 bilinmeyen 4 denklem vardı. 3 bilinmeyen 4 denklem. Ve ben bu sistemin genişletilmiş katsayılar matrisini şu şekilde yazmıştım. Bu genişletilmiş katsayılar matrisinin bu tarafı katsayılar matrisi, bu tarafı da sağ taraf vektörüydü. Ben bu genişletilmiş katsayılar matrisini büyük A yani katsayılar matrisini gösterdiğim A aşağı altı çiz aşağıda iki tane dalga işareti bu e matris olduğunu gösteriyor. Üstündeki dalga işareti de katsayılar matrisi olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda şöyle de verilebiliyor literatürde. Katsayılar matrisi ve genişletilmiş pardon sağ taraf vektörü olarak. Şimdi bunu ben Gauss eliminasyonla üst üçgen forma dönüştürdüm. Yani ne yaptım üst üçgen forma dönüştürmek için? Birer tane pivot eleman seçtim. Bu pivot elemanlar nereden başlıyorduk? Birinci satır birinci elemandan başlıyorduk ve diyagonal olacak şekilde aşağı iniyorduk. Şimdi bunların altındaki teker teker bunların altındaki elemanları sıfırlayarak benim katsayılar matrisi kısmını yani bu burayı sıfırlamam gerekiyordu. Altındakileri sıfırlamam gerekiyordu. Yani şimdi kırmızı ile işaretlediğimi sıfırlamak için satır işlemlerini yapacağım. Bakın bunlar, 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 bunların hepsini sıfırlamak için satır işlemleri yapacağım. Ve bunun sonunda bu genişletilmiş katsayılar matrisi şöyle bir indirgenmiş matrise dönüşüyor. Dur. Bakın üst üçgen diagonali şöyle oluşturdum. Şurası dikkat edin. Şu morda gösterdiğim sağ taraf vektörü ile ilgili kısımlar. Hatta şu ay ayırayım burayı. Ve sıfırlamak istediğim tüm değerlerde satır işlemleriyle sıfırlandı. Şimdi bu forma Kat sayılar matrisi için bu forma sadece şu kısmı dikkat edin. Sadece bu kısmı dikkat edin. Buraya R diyeyim. R vektörü diyeyim. Tamam mı? Burası üst üçgen diagonal formu oluştu. Yani diagonal elemanın altındakilerin hepsi sıfır. Şimdi diagonal form olduğu için kare matris aklınıza gelebilir. Evet bu bir kare matris değil. Bu kare matris olması için şu sonuncu satırın olmaması lazımdı. 3 bilinmeyen üç denklem yeterliydi. Bir denklem fazla verildimiş bu soruda. Yalnız dikkat edersen o da zaten sıfırlanıyor. Yani burası komple aslında yok. Neden? Çünkü bu denklem diğerleriyle lineer bağımlı olduğu için sıfırlandı. Sıfırlandı. Aslında benim elimde bir kare matris var. Katsayılar mat e e matrisinin indirgenmiş ve için. Buraya da F diyeyim. Satır işlemleri ya da Gauss eliminasyon sonunda in, bir genişletilmiş katsayılar matrisinin indirgenmiş formunu arkadaşlar R matrisi diyorum. Bu reduction'dan indirgeme İngilizce bundan geliyor. Bu indirgenmiş matris de bir R matrisi indirgenmiş genişletilmiş matriste bir R matrisi ile bir F vektöründen oluşuyor arkadaşlar. Yani şöyle R indirgenmiş R matrisi satır forma e, diagonal satır forma indirgenmiş matris R ve F vektöründen oluşuyor. Şimdi bu sorunun verdiği bu şekil bize çözümlerin var ve tek olduğunu gösteriyor. Çözüm var ve tek. Neden? Çünkü tek bir e, I1, I2, I3 değerleri için şuradaki I1 I2 ve I3 değerleri için artık e, hızlıca mesela 3. satırdan şuradan eksi bakın eksi 95 x3 pardon I3 eşittir eksi 195 Buradan da i3'ü hemen 2 olarak buluyorsun. Sonra yukarıdan da bir denklem yazıyorsun. Şuradan da bir denklem yazıyorsun. Buradan i3'ü yerine koyuyorsun, i2'yi buluyorsun. Sonra buradan da bir denklem yazıyorsun. Oradan i3 ile i2'yi yerine koyuyorsun ve i1'i buluyorsun. Bunun detayları bir önceki soruda vardı. Bir önceki soruda ben detaylı bir önceki videoda diyelim bunu ben detaylı olarak çözmüştüm. Ama şu anda e, tekrar üzerinden geçiyorum. Şu forma dikkat edin. Üst üçgen diagonal form bu. Yani şunu göstereyim. Yani şu diagonal elemanların altındaki tüm değerlerin sıfır olduğu şekli yakalarsan bu arkadaşlar çözüm var durumu. Şimdi geçelim diğer durumlara. Bunlardan bu 1 diyelim biz buna. Çözüm var ve tek durumu. 2 sonsuz çözüm durumu olsun. 3 de çözüm yok. Çözüm yok. Şimdi yine örnekler üzerinden gidelim. Sonsuz çözüm durumu ile ilgili. Bir lineer denklem sistemine ait genişletilmiş katsayılar matrisi verilmiş. Çözümleri Gauss eliminasyonu ile bulmamızı istiyor. Şimdi şuraya bakınca, şu genişletilmiş katsayılar matrisine bakınca burada hemen arkadaşlar 4 bilinmeyen 3 denkleme ait bir sistem olduğunu görmeniz lazım. 3 bilinmeyen. Pardon, 3 denklem. Hatta şöyle ben sizin için hızlıca yazayım bu denklemleri fark edebilmeniz için. Şimdi şunu eski bilgilerimizden şunu söyleyebiliriz. 4 bilinmeyen var. 3 adet de denklem. 4 bilinmeyen 3 adet de denklem. Çözülemez. Evet haklısınız. Çözülemezden kasıt nedir? Yani nasıl çözülemez? Çözüm yok mu yoksa sonsuz çözümü var? Onu şimdi biz bu katsayılar matrisini genişletilmiş katsayılar matrisini Gauss eliminasyonuna indirgedikten sonra farklı bir gözle bakalım. Öncelikle gibi pivot elemanları seçiyorum. Birinci satır birinci satır birinci e, sütundaki ilk elemandan başlıyorum ve aşağı doğru iniyorum diagonal olacak şekilde. Bunlar benim diagonal elemanları Tam böyle çapraz. Şimdi bunların bu diagonal elemanların altında kalan şu değerleri bakın şunları Gauss eliminasyonla sıfırlamam lazım. Hemen başlayayım. Mesela denklem 1'in dikkat et. Eksi 0. eksi 0.6 bölü 3 katını ikinci satıra eklersem neresi sıfırlanacak? Birinci denklemin eksi 0.63 e, çarpı 3 katını 0.6 bölü 3 katını ikinci satıra eklersem şu sıfırlanacak. Sonra yine birinci denklemi eksi 1.2 bölü 3 katını da buraya eklersem yani üçüncü satıra eklersem de bu sıfırlanacak. O zaman şöyle yazayım şuraya eksi 0.6 bölü 3. Satır 1'in eksi 0.6 bölü 3 katını satır 2'ye ekle. Bu satır 2'nin yerine yazacağız. Sonra satır 1'in eksi 1.2 bölü 3 katını satır 3'e ekle. Bunu da satır 3'e yazacağız arkadaşlar. O zaman buradan sonra katsayılar matrisi Genişletilmiş katsayılar matrisi şu şekle dönüşüyor. Birinci satır değişmiyor, 3, 2, 2, eksi 5 ve 8. Şöyle aşağıya indireyim, bu kısmı kapatayım. İkinci satır hemen şurası sıfır oluyor zaten. Şurası 1.1 oluyor. Şurası da 1.1.

bu birinci pilot eleman, ikinci pilot eleman. Şimdi bunun altındakini, bu pilot e elemanın altındakini sıfırlayacağız. Yani bunu sıfırlayacağız. Bunu sıfırlamak için, bak satır 2'yi hemen satır 3'e eklersen zaten bu kırmızıyla gösterdiğim eksi 1.1 olan kısmı sıfırlanacak. O zaman satır 2 artı satır 3'ü topla. bunu satır 3 yerine yaz. Buradan Evet, burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Üçüncü satır tamamen sıfırlandı. Bu demek oluyor ki benim aslında soruda verilen 3 denklem değil, elimde 2 denklem varmış lineer bağımsız. Bu lineer bağımsız iki denklemde 1 ve 2. satırlarda direkt gözüktü. Bak dikkat et. Bir önceki soruda olduğu gibi, bir önceki soruda olduğu gibi bir defa bu katsayılar matrisine ait indirgenmiş kısım. Yani şurası. Kesinlikle hem kare matris değil hem de üst, olmadığı için de üst üçgen formu yakalayamıyor. Burası da F kısmı. Zaten bu ikisine beraber ben bu matrise ne diyordum? Genişletilmiş indirgenmiş matris diyorum. Gauss eliminasyon sonucunda. Şimdi bu e, bu iki satırın ne ifade ettiğini, bu iki satırı tekrar cebirsel denklemler cinsinden yazarak görelim. Burası birinci satıra karşılık gelen cebirsel denklem, bu da ikinci satıra karşılık gelen cebirsel denklem. Elimde dört bilinmeyen, dört bilinmeyen. Ne var? E, i̇ki denklem var. O zaman bu dört bilinmeyenden iki denklemi bulabilmen için iki tane e, bilinmeyeni keyfi seçip sonsuz tane değer vermen gerekir onlara. Dolayısıyla sonsuz tane de x1 ve x2 değeri bulursun. Buradan da çıkan yani sonuç neydi? Sonsuz çözüm durumuydu. x3 ve x4 de ben keyfi alayım bunları. Keyfi e, parametre olarak atayım. Ve x1 ile x2'leri de x1 ve x2'leri de arkadaşlar bilinmeyenler olarak kabul edeyim. Burada hemen x3'e alfa x4'e de beta dersem x2 hemen dikkat et 1 eksi 1 çarpı alfa artı 4 çarpı betadan buradan hemen x2'yi 1 eksi alfa artı 1 eksi alfa artı 4 beta olarak bulurum. Ve geleyim bunu. Geleyim bu x2'yi. Buradaki x2 yerine yazayım. Ve yine aynı şekilde x3 alfa x4'de de beta dersem 3x1 artı 2 eksi 2 alfa Artı 8 beta bu sefer. Şurası alfa. 8 beta. Artı 2 alfa. Eksi 5 beta. Eşittir. 8. Bak dikkat et şurada. Şu eksi 2 ile şu artı 2 alfa birbirini götürüyor. Şu 2'yi sağa atayım. 8 beta. Burada şu gitti. Buradan 3 beta kaldı. O zaman 2'yi sağ attım mı 6. Buradan hemen 3x1 eşittir. 6 eksi 3 beta. Evet. Buradan x1 eşittir. 2 eksi beta. x2 de kaçtı. 1 eksi alfa artı 4 beta x3 alfa x4 beta keyfi olarak bulundu. Şimdi alfa ve betaya sonsuz adet sayı verebildiğimiz için sonsuz adette x1 ve x2 bulabiliyoruz. Örneğin alfa eşittir 1 beta eşittir 1 olsun. Buradan x1 eşittir 1 x2 eşittir 4 x3 ile x1 de 1 olarak bulunur. Bu bir çözüm. Sonsuz çözüm arasından sadece bir çözüm grubu bu. Şimdi eğer 4 bilinmeyen 4 bilinmeyeni çözmek için tamam mı yani çözmekten kasıt çözümün tek ve e, bir ol tek ve var olduğunu gösterebilmek için dört bilinmeyeni 4 adet lineer bağımsız denklemle çözmeliyiz lineer bağımsız denklemle çözmeliyiz şimdi bunun bu dört tane lineer bağımsız denklemin indirgenmiş hali yani ben buna Gauss eliminasyon uygulasaydım bunun son halini şöyle görecektik. Bu indirgenmiş vektör Bakın bu indirgenmiş R matrisinin Gauss işlemleri sonucunda şurası bir defa neydi? R matrisiydi. Bunun bir defa kare matris olması lazım. Çözümlerin var ve tek olabilmesi için. Ve arkadaşlar şu diagonal elemanların diagonal eleman. Tam böyle yaptığım zaman bir defa kare matris olduğu için tam bir diagonal oluyor bu. Altındakilerin hepsinin tamam mı? Tüm elemanlarının sıfır olması lazım. Yani bakın şunlar sıfır. Dolayısıyla eğer böyle bir sonuç çıksaydı sen hemen buradan dördüncü bilinmeyeni yani x dördü eşittir öndeki katsayıyı F4'e öndeki katsayıyla böyle yani F4 R4 4 bölerek buradan X4'ü bulurdum. Gelip yukarıda koyardım bunu. Yani şuraya koyardım. Ondan sonra R3'ü bulurdum. Pardon. X3'ü bulurdum. ve böyle böyle hepsini tanımlayabilirdim. Ama benim şeyimde problemimde ortaya çıkan indirgenmiş matrisi nasıl oldu? Bakın böyle geldi. Zaten bu kısım dikkat et kara matris değil. Dolayısıyla düzgün bir diyagonal oluşmuyor. Düzgün bir diyagonal oluşmuyor. Ve dikkat et dikkat et üst üçgen matris de oluşmuyor. Tamam mı? Yani üst üçgen diagonal matris de oluşmuyor. Şimdi üst üçgen diagonal matris oluşması bir defa e, çözümlerin var ve tek olduğunu birinci şartı. Tamam mı? Yani şu form. Şu kısım. Dolayısıyla bir defa buradan bu şeyi görmemiz lazım. Oluşmadığını. Ha ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Dikkat et. İki satır. Üçüncü satır komple sıfırlanıyor. Ve ortaya çıkan sonsuz çözüm. Bu şekil form aklımıza kalsın. Daha genelleştirme yapacağız bununla ilgili. Genel bir e, genişletilmiş R matrisi, pardon indirgenmiş R matrisi ifade edeceğiz. Oradan bütün durumları özetleyeceğiz. Yalnız üçüncü duruma geçelim. Çözüm yok durumu. Şimdi bir defa 3 bilinmeyen 3 renkten verilmiş. Bir defa şunu söyleyebiliriz. Bunun çözümleri bulunabilir. Neden? 3 tane denklem var. 3 tane denklem de bağımsızsa bulunabilir. Dolayısıyla 3 denklem lineer bağımsızsa ve çözümler var ve tek ise bu A matrisi indirgendikten sonra şöyle bir formu alır. Bu çözümlerin hatırlayalım tekrar. Şöyle bir formu alacak. R11, R12, R13, 0 R22, R23, 0, 0, R33, F1, F2, F3. Bu işte tam bunun R matrisi kısmının kare olduğu, R matrisi kısmının kare olduğu ve üst üçgen diagonal olduğu durum. Böyle bir sonuç bulursak demek ki buradan Yorumumuz şöyle olacak. Çözüm var ve tek. Yani altındaki diagonalların altındaki tüm değerlerinde tabii ki ne olması lazım? Sıfır. Şunların. Şimdi bir de şu gelebilir çözümlerden. Sonsuz çözüm. Bu durumda da ne olacak? Şöyle yapayım. Bir defa sonsuz çözüm için bir defa e, lineer bağımsız denklem sayısının bilinmeyen sayısından az olması gerekiyor. Bu demek oluyor ki denklemlerin en az bir tanesi sıfırlanacak. Şöyle olabilir. R22 R23 0 0 0 F1, F2 F3 Bak dikkat et. Şöyle diagonal elemanları çizersen F3 de sıfır olacak. Dolayısıyla bir satır tamamen sıfırlanırsa denklemlerden bir tanesi demek oluyor ki lineer bağımlı. E, Sonuç ne o zaman? 3 bilinmeyen tamam mı? İki denklem. Bir tane bunu çözebilmek için bir bilinmeyeni keyfi alıyorsun. Diğerleri onun cinsinden buluyorsun. Keyfiye sonsuz tane değer verebildiğin için sonsuz çözüm geliyor. Bu sonsuz çözümün alabileceği son durum matrisi ya da bir satır daha sıfırlanabilir. Yani şu satırda da tüm elemanlar sıfırlanabilir. Şöyle. E, o zaman 3 bilinmeyen bir denklem oluyor. O zaman 2 tane keyfi sabitin oluyor. Dolayısıyla bu da sonsuz çözümün aldığı durum. Şimdi gelelim bizim sorumuza. Bizim sorumuzda çözüm yok durumu çıkacak. Dolayısıyla ne bu şekilde ne de bu şekilde bir nihai form yakalayacağız indirgenmiş matriste. Nasıl bulacağız onu nasıl göreceğiz? Onun için önce bir A matrisine ben ne yapayım? e, Gauss eliminasyonu uygulayayım. Hemen diagonal elemanları seçeyim. Bu diagonal elemanların altındaki bu ifadeleri sıfırlamak için ne yapmam lazım? Birinci satırın eksi 3 bölü 2 iki katını ikinci satıra ve eksi 2 katını da öncelikle üçüncü satıra ekleyelim. Şöyle diyeyim. Eksi 2 bölü 3 satır 1 artı satır 2'yi satır 2 yerine yaz. Ve satır 1'in eksi 2 katını satır 3 yerine yaz. Buradan şu hale gelecek yukarıdaki matris. 3, 2, 1 3 Şurası 0 oldu. Burası eksi 1 bölü 3 Burası 1 bölü 3 Evet burası eksi 2 Burası 0. Burası eksi 2. Burası 2. Burası 0. Evet. Birinci pivot eleman bitti. Şimdi ikinci pivot elemandayız. Bitirdiğimiz şu pivot eleman. Bak altındakiler sıfırlandı. Şimdi eksi 1 bölü 3'ün altındaki eksi 2'yi sıfırlamak için ne yapmam lazım? Birinci satırın arkadaşlar eksi 6 katını değil mi? Eksi 6 katını pardon ikinci satırın eksi 6 katını Neye ekleyeyim? Üçüncü denkleme ekliyorum. Eksi 6 satır 2 artı satır 3'ü satır 3'e yerine yazacağım. Şöyle bir aşağı sayfaya geçeyim. Ya da şöyle yapayım yan tarafa geçeyim buradan. Nihai halde bu. 3, 2, 1 0 eksi 1 bölü 3 1 bölü 3 0 0 0 3 eksi 2 12 Evet. Son durum bu. Şöyle diagonal elemanları gösterelim. Diagonal elemanların bir tanesi sıfırlan, sonuncusu sıfırlanmış. Demek ki 3. bilinmeyeni bulacak denklem ortadan kayboldu. Aynı sonsuz çözümdeki durum gibi. Nerede o sonsuz çözümdeki durum? Burası. Yalnız sonsuz çözümde şöyle bir şey var. Sağ tarafa ait kısım da yani sağ taraf vektörüne ait kısım da sıfırlanması lazım. Ama burada sıfırlanmadı. 12 olarak kaldı. Bu ne anlama geliyor? Bunun ne anlama geldiğini görmek için bu üç satırı hemen denklem halinde yazayım. 3x1 artı 2x2 artı x3 eşittir 3. Ve eksi 1 bölü 3 x2 artı 1 bölü 3 x3 eşittir eksi 2. Ve dikkat et. 0 eşittir değil mi? Bu kısımlardan gelecek 0 0 eşittir 12. Ha bak 0 eşittir 12 demek ki olmaz. Matematiğe aykırı bir sonuç buldun. Buradan demek oluyor ki çözüm yok. Demek ki çözüm yok durumunda şununla karşılaşman lazım arkadaşlar. Sonuçta şöyle bir indirgenmiş matris. Sonuç dediğim şu yani indirgenmiş matrisin Son halini şöyle şu şekilde bulman lazım. R11, R12, R13, 0, R21, R22, 0, 0, 0. Bir defa öyle bir satır olacak ki o satırın R kısmı yani genişletilmiş olan kısmı değil R olan kısmı da tüm satırlar 0 eşit olacak. Ancak onun ki ifade sıfırdan farklı olacak arkadaşlar. Bakın onun karşısındaki ifade sıfırdan farklı olacak. Yani f3 sıfırdan farklı bir değer bulacaksın. Ama f3 sıfırdan farklı bulurken son satırdan da şunu buluyorsun. Sıfır eşittir f3. E sıfırdan farklı ve sıfır eşit olan bir sayı Olamaz. Dolayısıyla buradaki sonuç da sonuç yok. Demek ki nihai durumda böyle bir satır görürsen olduğunda bunda da diyorsun ki çözüm yok. Şimdi burada anlattığım her şeyi en adet bilinmeyen ve en denklem için özetleyeyim. M denklem için özetleyeyim. Şimdi arkadaşlar elimizdeki en adet bilinmeyen M denklemi temsil eden katsayılar matrisini Gauss eliminasyonla indirgediğimiz zaman yani işlemleri bitirdiğimizde karşımızda şu şekilde bir indirgenmiş matris göreceğiz. Bu matrisin içinde şu üç durumda var. Çözüm var ve tek ve tek. iki sonsuz çözüm sonsuz çözüm ve çözüm yok. Şimdi her zaman için şu üçgenle şu kare pardon üçgenle dikdörtgen elemanın içindeki ifadelerin hepsi sıfır. Hepsi sıfır. Yani hem üçgen hem kare bunlar üç durumda da yani çözüm var yok sonsuz çözüm ve çözüm yok durumunda hepsi sıfır. Şu F kısmı saat çözümleri sağ taraf vektörünü veriyor. Tabi indirgenmiş matristeki sağ taraf vektörünü veriyor. R kısmı ise kat sayılar matrisinin indirgenmiş hali. Şimdi gelelim. Ha, bir şey daha var. Şurası arkadaşlar. Şu satır. R'inci satır. Ben bu satırı R'inci satır diyorum. R'inci satırdan sonra dikkat edersen Kat sayılar indirgenmiş kat sayılar matrisinin altındaki tüm elemanlar sıfır. Yani reyinci satırdan sonra aslında elimde bir denklem kalmıyor. Lineer kısım yani lineer bağımsız lineer bağımlı denklemler bu kısımdan sonra toplanıyor. Dolayısıyla şimdi 3 formu da inceleyelim. Birincisi çözüm yok durumunu alacağım bu durum için. Çözüm yok durumu. Şimdi şu kısmı şurayı şu kısmı komple siliyorum sağını. Çözüm yok durumu için bu yandaki matrisin şu kısmına odaklanalım. Bakın. F 1'den FM'ye kadar olan kısmı odaklanalım. Şimdi bu buradaki ifadelerin eğer en az bir tanesi sıfırdan farklıysa çözüm yoktur diyebiliyoruz. Yani en az bir tane sıfırdan farklı f fr artı bir ve fm değeri göreceksin burada. Neden? Çünkü bak bunların bu kısmının eşit olduğu yer burası. Ve bunların hepsi sıfıra eşit olmak zorunda. Eğer sen sıfıra eşit olmayan ama matriste sıfıra eşitlenmiş bir değer görürsen örneğin f r artı bir değeri görürsen o zaman bu demek oluyor ki çözüm yok. Basitçe bu elemanların içinde bir tane sıfırdan farklı değer görüyorsan çözüm yok. Şimdi bu çözüm yok durumunu buradan sileyim. İkinci duruma geçeyim. Çözüm var ve tek. Bir defa çözüm var ve tek durumunda şu fr'lerin yani buradaki elemanların hepsinin bir defa sıfır olması lazım. Yani sıfıra eşit olan şu dikdörtgenin içindeki tüm değerlerin karşılığı da sağ taraf kısmında sıfır olması lazım. Bakın bunların da hepsi sıfır. Bir şart daha var. O da şu sonuncu denklem. Burada sonuncu denklem hangisi? Reyinci satır. Reyinci satırda, Reyinci satırda bir denklem bir bilinmeyen olmalı. Bir denklem bir bilinmeyen olmalı. Yani ne demek istiyorum? Bir bil denklem bir bilinmeyen ne? Son satırdan, son satırdan hemen bir bilinmeyeni bulup Üste geçirmeye çalışmalıyım. Ama buraya dikkat edersen. Buradaki satırda. R, R' R, R' e gidiyor. Yani burada birden fazla. Bilinmeyen var. E, o zaman. Bunun çözüm var ve tek olabilmesi için. Bu R, R' inci satırın ne olması lazım. Biliyor musunuz arkadaşlar. Eninci satır olması lazım. Eninci satır olması lazım. R' Enen olması lazım. Dolayısıyla bu da Fn olacak. Evet. O zaman benim bak çözüm var ve tek durumunda R eşittir N olacak. Yani bu aslında neye karşılık geliyor? En bilinmeyen en bilinmeyen en adette lineer bağımsız denkleme karşılık geliyor lineer bağımsız denklem. Buradan hemen dikkat et. Rn'n üst tarafta geliyorsun bu Rn'n'i yerin Rn'n'den bulduğun neyi? X'n'i yukarıda yerine yazıyorsun. X'n n eksi birinci değişkeni buluyorsun. Ve yukarı R1, R1. başlayan satıra kadar gidip X1'leri artık bulabiliyorsun. Ve bu durumda dikkat edersen, bu durumda dikkat edersen, şu kısım yani lineer bağımsız satırlar atıldıktan sonra şu satırlar, şu kısımlar atıldıktan sonra gördüğün kısım artık yani şurası, şurası üst üçgen form, üst üçgen form kare bir Diagonal matrise dönüşmüş oluyor. Bu da zaten benim daha önce belirttiğim gibi çözüm var ve tek durumu. Şimdi üçüncü duruma geçelim, sonsuz çözüm. Sonsuz çözüm durumunda ise aynı çözüm var ve tek, tek olduğu gibi. Şurası yani f artı bir. Şurası r olacak. F r artı bir. F artı iki nokta 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 fm eşittir sıfır. Bunların hepsi sıfır olacak. Ayrıca reyinci denkleme geldiğim zaman bu sefer burada arkadaşlar bir denklem bir denklem birden fazla bir denklem birden fazla değişken olacak. Son satırın ifade ettiği cebirsel denklemde. Birden fazla Bilinmeyen. Bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Yani R, R'den R, N, N e kadar gidiyor ve birden fazla olacaksa o zaman bir defa R küçüktür N oluyor. Bunun diğer bir anlamı şu. Elimizde elimizde bilinmeyen sayısından az bilinmeyen sayısından az lineer bağımsız denklem var. Evet. Şimdi geçelim matrislerdeki rank kavramına. Matrislerdeki rank kavramı arkadaşlar eğer bunlar öğrenilirken cebirsel denklemler temel alınarak yani matrislerin bir uygulaması olarak cebirsel denklemler ın üzerine inşa edilmediğinde rank kavramı kesinlikle unutuluyor. Matrisin rankının ne olduğu kesinlikle unutuluyor. Şimdi biz bu ana kadar öğrendiklerimizin üzerine matrisin rankını koyacağız ve aslında e, anlattığımız çoğu şeyi ifade eden bir kavram olduğunu öğreneceksiniz ve bundan sonra unutulmayacak. Şimdi öncelikle bir matrisin rankının lineer cebirsel denklem sistemlerindeki karşılığını bir ifade edelim. Bu da aslında bu söz konusu lineer cebirsel denklem sisteminin sahip olduğu arkadaşlar lineer bağımsız denklem sayısıdır. Lineer bağımsız denklem sayısıdır. Yani sen bir cebirsel bir matrisi bir e, lineer cebirsel denklem sistemi olarak düşünürsen satırlarını lineer bağımsız satır sayısı ya da bu cebirsel denklemin lineer bağımsız denklem sayısı bu matrisin rankı oluyor. Dolayısıyla bir matrisin rankını nasıl buluyoruz? O matrisi arkadaşlar Gauss eliminasyonla indirgiyoruz. Gauss eliminasyonla indirgiyoruz ve indirgediğimiz yeni matriste ki sıfır olan satırları attığımız zaman geriye kalan sıf tüm sütunları sıfırdan e, farklı tamam mı e, olan satır sayısı o matrisin rankını veriyor. Yani sen e, elindeki bir matrisin rankını bulmak için bir defa onun satırlarının lineer bağımsızlığına bakacaksın. Bunun için Gauss'u uyguluyorsun. Lineer bağımlı satırlar zaten eleniyor Gauss eliminasyonla. E da geriye kalan satırların sayısı işte benim matrisimin rankı. Tamam mı? Eliminasyon. Bu da aynı zamanda ne? Ne? İşte cebirsel denklemlerdeki e, lineer denklem e, pardon lineer bağımsız denklem sayısı. Dolayısıyla rank eşittir R'nin satır sayısı eksi R'nin satır sayısı e eksi R'nin R'nin tüm sütunları tüm sütunları sıfır olan olan satırlarının sayısı. R'nin satır sayısından R'nin tüm sütunları sıfır olan satır sayısını çıkartırsan neyi bulmuş oluyorsun? A'nın rankını bulmuş oluyorsun. A ile R'nin ilişkisi ne? A ile R'nin ilişkisi ne? A ile R'nin ilişkisi şu. Gauss indirgeme ile arkadaşlar e, diye üst diagonal forma indirgenmiş ya da Gauss eliminasyonu uygulanmış bir denklem bu. Pardon bir matris. Şu elektrik devresi sorusunu hatırlayalım. Onun genişletilmiş matrisi neydi? Hatırlayalım. Genişletilmiş o devre sorusunun genişletilmiş matrisi buydu. Gauss eliminasyonla ben bunu şu matrise indirgemiştim. Evet. Şimdi A'nın rankı neye eşit? Aynı zamanda rank A aynı zamanda neye eşit? R'nin rankı ne eşit değil mi? R'nin rankı ne? Burada tüm satır sayısı 4 tane satırı var. 4 satır. Eksi arkadaşlar 4 satır. Eksi tüm sütunları 0 olan satırının sayısı. Eksi bakın tek bir satır var. Eksi 1 satır. Dolayısıyla 3 satır kalıyor. Demek ki 3 tane lineer bağımsız satırı varsa rank A eşittir rank R o da eşittir arkadaşlar 3. 4 satırı olan bir matrisin rankı 4 değildir. Ha olabilir. Her zaman 4 değildir. Olabilir. 2 de olabilir. 1 de olabilir. En fazla 4 olur diyelim biz. Tamam mı? Şimdi bir örnek bakalım. Bu örnekte elimizde 3 bilinmeyen 3 denklem var. Şimdi e denklemleri verildiği sırada bir e, katsayılar genişletilmiş katsayılar matrisinin satırlarına yerleştirerek başlayalım. A 0 2 1 46 4 -3 2 16 2, 4, eksi 3, 12. Şimdi sıkıntıyı gördünüz mü? Bir defa 3 bilinmeyen 3 denklem. Eğer ben denklemleri soruda verildiği gibi genişletilmiş katsayılar matrisinin satırlarına yerleştirseydim. Bir defa şu Gauss eliminasyon için uygun olan pivot elemanların sıfırdan farklı olma şartını ne yapıyoruz ihmal e, ihlal ediyoruz. Birinci satırda ilk pivot eleman sıfır. Bu demek oluyor ki bunun altındaki değerleri sen sıfırlayamazsın. Çünkü sıfırda ne hangi sayıyı çarpacaksın ki e, ikinci satıra eklediğinde sıfırlanacak? Öyle bir sayı zaten yok. E Dolayısıyla denklemlerin yerini değiştirmen lazım. Ne yapacağız? Üçüncü satırla birinci satırın yerini değiştirelim. Tamam mı? Yani satır 1'i satır 3'e satır 3'ü de satır 1'e koyalım. E, bu yer değiştirme satırlarda aslında denklemlerin yerini değiştirme dolayısıyla izin verilen işlemlerden. O zaman şu hale gelecek. Burada pivot elemanları kırmızıyla gösterdim. Pivot elemanların altında kalan 4'ü 0'ı 2'yi 0 eşit olacak şekilde yapmak için şu işlemleri yapayım. Bir defa iki, ilk pivot elemandan 2'den başlıyorum. Satır 1'in eksi 2 katını satır 2'ye ekliyorum. Buradan 2, 4, eksi 3, 12, 0, eksi 11 8 eksi 8 burası zaten sıfırdı. Üçüncü satırda herhangi bir eklemeye gerek yok. Çünkü onu, o terim yani 2'nin altında kalan üçüncü satırdaki ifade sıfırdı zaten kendiliğinden. 46 Şimdi neyi yok edeceğim? İkinci pivot elemanın altındaki yani bu ikiyi yok etmek için ne yapmam lazım? Birinci satırın 2 birinci satırı 2 bölü 11 ile çarpacağım değil mi? Birinci satır, pardon ikinci satırı 2 iki bölü 11 ile çarpacağım. Ve üçüncü satıra ekleyeceğim. 2 bölü 11 çarpı satır 2 artı satır 2. Buradan dikkat et. 2, 4, eksi 3, 12, 0, eksi 11. 8 8 0 0 evet buradan kaç geldi 49 bölü 11 geldi eşittir buradan ne geldi buradan da 490 bölü 11 geldi evet istedi Gauss eliminasyon bitti şimdi burada bunu artık sen cebirsel denklem gibi düşünebilirsin 2x1 artı 4x2 eksi 3x3 eşittir 12. Evet. Eksi 11x2 artı 8x3 eşittir eksi 8. Ve 49 bölü 11x3 eşittir 490 bölü 11. Buradan üçüncü denklemden hemen neyi çözmen lazım? x3'ü çözmen lazım. x3 buradan kaçmış? 10. X3 buradan 10 buldum. Şimdi X3'ü burada yerine yazalım. Şurada yerine yazalım X3'ü. Şuraya 10 yazacağım. 8 çarpı 10. 80. Karşıya geçti. Eksi 80. 88. Değil mi? Eksi 88 oldu. Eksi 88 bölü 10, eksi 11. Buradan da x2 eşittir. Arkadaşlar. 8. x2 8. Evet x3 10. x2 8. Şimdi şuraya bakalım. Burası x2 yerine 8 koydum. 32. Burası 30. Evet buradan kaç kaldı? Burada artı 30 eksi 30 daha. E, artı 30 eksi 30 da artı 2. Artı 2 sağa geçti. 12 eksi 10. O zaman buradan x1 10 bölü 2 5. x1 de 5. Demek ki çözümler böyle. x1 eşittir 5, x2 eşittir 8, x3 eşittir 10. Şimdi buldum. Gelelim genişletilmiş katsayılar matrisinin ve katsayılar matrisinin hem genişletilmiş katsayılar matrisinin hem de katsayılar matrisinin rankına bir defa şunu ele alacağız. Şu matris satır indirgeme ile neye dönüştü? Buna dönüştü. Buna dönüştü. Bu yeni bir sayfada bunları özetlersen bu sonuçları. Evet. Genişletilmiş katsayılar matrisi ve indirgediğimiz R matrisi. Şimdi Gauss eliminasyonunu uyguladığımız zaman R'yi elde ediyoruz. Dolayısıyla rank bize rank a'yı soruyor. Rank a. Aynı zamanda neye eşit? Rank r'ye eşit. Rank r indirgenmiş olduğu için direkt rank r'ye bakabiliriz. Kaç tane satır var? 3 satır var. Kaç tane tüm sütunları 0 olan satır var? Hiç yok. 0. O zaman 3. Demek ki rank 3'e eşitmiş. Yani genişletilmiş katsayılar matrisi 3'e eşitmiş. Rankı 3'e eşitmiş. Bir de şeyi soruyor bize. Katsayılar matrisinin rankını soruyor. Yani rank A'yı soruyor. Rank A neresi? Rank A bak burası. Bu matrisin rankı şurası. Sadece şu. Bunun indirgenmiş haline bunun indirgenmiş hali de bu. Bunun indirgenmiş hali de bu. Bu da R matrisi. E o zaman Ranka A, rank R olması lazım. Rank R kaç burada? Yine 3 satır ve hiç sıfır, tüm sütunları sıfır olan satırı yok. Dolayısıyla 3 eksi 0, 3. Ha. Burada şöyle bir sonuç var. Burada şöyle bir sonuç var. Katsayılar matrisinin katsayılar matrisinin rankıyla genişletilmiş katsayılar matrisinin rankı birbirine eşit. 3. Peki her zaman eşit mi olmak zorunda bu şekilde? Her zaman böyle eşit mi olmak zorunda? Değil. Zaten bu ranklar üzerinden biz yine bu e, denklem sistemlerinin nesini, çözümlerinin doğumunu tartışabiliyoruz, tamam mı? Şimdi matrislerin rankı ve cebirsel denklem sistemlerinin çözümlerinin ilişkisine bakalım. Bu rankı e, nasıl kullanabiliriz yani çözümleri e, denklem sisteminin çözümlerini yorumlarken? Ona bakalım. Evet, dediğimiz gibi bu kısımda daha önce gördüğümüz bir lineer denklem sisteminin çözümlerinin durumlarını hem katsayılar matrisinin hem de genişletilmiş katsayılar matrisini rankı ile ilişkilendireceğiz. Yani çözümlerin durumu çözümlerin durumu hem katsayılar matrisinin rankına rankına hem de genişletilmiş katsayılar matrisinin rankına eşit. Evet katsayılar matrisinin üzerinde şey yok. Çizgi yok. Ee, şöyle bir neyse. Şimdi birinci duruma bakalım. Birinci durum arkadaşlar. Çözüm var ve tek. Çözüm var ve tek. Bir önceki sorumuzda. Bir önceki sorumuzda dikkat et. Dikkat et. Ne oldu? Hem rank e, katsayılar matrisinin rankıyla hem de e, neyin rankıyla genişletilmiş katsayılar matrisinin rankı birbirine eşit çıktı. Şimdi ben bunu en bilinmeyen en denklem en bilinmeyen için genişleteyim. Dolayısıyla benim genişletilmiş matrisim şöyle olsun. Bakın şurası bu genişletilmiş katsayılar matrisinin kat sayılar matrisini içeren bölümü. Burası da sağ taraf vektörünü içeren bölümü. Ben buna satır işlemleri uygularsam yani de Gauss eliminasyon şöyle bir indirgenmiş forma ulaşıyorum. Şimdi bu çözüm var ve tek durumu şu şu ifadeyi bu dersin önceki dakikalarından hatırlamanız lazım. Eee. Bu geometrik şekiller içindeki duran elemanların hepsi sıfır ve son, son sonuncu satırda sadece bir bilinmeyen var, bir bilinmeyen var. Dolayısıyla buradan r enini çözüp üstte çıkarak bütün hepsini bulabiliyorsun. Şimdi bak dikkat et, burası bu indirgenmiş r vektörü ise burası. Sade indirgenmiş R matrisi. Pardon vektör değil matris. Burası da F vektörü. Şimdi burada tüm bunların bu elemanların hepsinin sıfır olduğunu çözüm durumunda söylemiştim. Dolayısıyla rank R nedir? Rank R. endir değil mi? Rank ya da rank R çizgi yani genişletilmiş R matrisi diyelim. İndirgenmiş matrisi nedir? Burada nedir? Çünkü ne tane lineer bağımsız satır var. Bu aynı zamanda neye eşit? Rank A'ya eşit. Çünkü hangi matristen indirgedim? Genişletilmiş A matrisinden indirgedim. A'ya eşit. E dolayısıyla rank A genişletilmiş katsayılar matrisinin rankı N'ye eşit olmamıştır. Bunu sonuç dersek sonuç Çözümlerin var ve tek olabilmesi için genişletilmiş katsayılar matrisinin rankı bilinmeyen sayısına eşit olmalıdır. Evet, bir daha söylüyorum. Çözümlerin var ve tek olabilmesi için genişletilmiş katsayılar matrisinin rankı bilinmeyen sayısına eşit olmalıdır. Yani rank eşittir. En tane bilinmeyen varsa en olacak genişletilmiş katsayılar matrisinin. Yalnız bir özel bir durum daha var. Bunun yanına bir şart daha yazmamız lazım. O şartı da ikinci durumu kavradıktan sonra yazacağız. İkinci durum şu. Yani bu aslında bakın şuraya yazdığım sonuç aslında tek yeter şart değil. Bir şart daha var çözümlerin var ve tek olabilmesi için rank üzerinden değerlendirirsem. Ama onu şimdi yazarsam birazcık işler karışabilir. İkinci durumu atlayalım. Yani çözümlerin olmadığı durumda. Orada daha iyi anlayacaksınız. 2. Çözüm yok. Şimdi çözüm olmadığı durumda benim karşıma çıkacak e, ee, indirgenmiş matris nasıl? Onu bir hatırlayalım. Bakın yukarıdaki çözüm var ve tek durumunu olduğu gibi buraya kopyaladım. Şimdi bunun üzerinde düzelteceğim. Şu ikinci durum var ya şu çözüm olmama durumunda burada sıfırdan farklı değerler olması lazım. Dolayısıyla burayı siliyorum. Şurada sıfırdan farklı değerler olacak. Sil diyelim. Yani Şurada bir e F R artı bir nokta 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 F M'e kadar gidecek. Aynı zamanda şurası şurada birden fazla bilinmeyen olabilir. Şunu şöyle çekeyim bu tarafa doğru. Yani R, 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 nokta 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 R, N'e kadar gidebilir. Şimdi bak dikkat et. Rank R nedir arkadaşlar? Rank R nedir? Rank R nedir? Rank R tüm satırları sıfırdan farklı olan Pardon tüm satırları e, sıfırdan fa farklı olan satır sayısını toplam satır sayısından çıkaracaksın. Şimdi eğer şurada bir tane sıfırdan farklı şey varsa, e, değer varsa o zaman bu şu anlama geliyor. Demek ki şurası R satırsa rank R bir defa R'den büyük. Rank R bir defa R'den büyük. Yani rank R genişletilmiş katsayılar matrisinin rank R'si denklem sayısından fazla. Lineer bağımsız e, pardon. Tabi lineer bağımsız denklem sayısından fazla. Peki genişletilmemiş yani normal R'nin rankı kaç? Yani rank şapka olmayan rengin R'nin rankı kaç? Dikkat et. O da kadar değil mi? Çünkü bu sefer buraya bakma. Bu sefer bu kısma bakmıyoruz. Sadece R'nin olduğu buraya bakıyoruz. Bak burada burada ki rankla F'i dahil ettiğimde ortaya çıkan matrisin rankı birbirinden farklı. Ha, demek ki indirgenmiş matrisin indir geniş formunun nun rankı katsayılar matrisinin indirgenmiş halinden neymiş büyükmüş sonuç çıkıyor ha, bu aynı zamanda bak rank r aynı zamanda genişletilmiş katsayılar matrisinin rankına eşit değil miydi? Yani A dalgaya eşit. E ranke de yani genişletilmemiş hali de katsayılar matrisine eşit. E o zaman demek ki sonuç genişletilmiş katsayılar matrisinin rankı katsayılar matrisinin rankından katsayılar matrisinin rankından büyükse çözüm yoktur. Çözüm yoktur. O zaman bir önceki duruma gidelim. Şuraya yani çözümlerin var ve tek olduğu duruma ikinci şartımızı yazalım artı diyelim. Bu birinci şart. Bu da ikinci şart. Katsayılar matrisinin rankı genişletilmiş katsayılar matrisinin rankına eşit olacak. Tamam mı? Bu şartı mutlaka buna yazman lazım. Evet. Bir örnekle bunu bir tekrar edelim şimdi. Örneklerden birini tekrar ele, ele alarak yapalım. Baştan çözmeyelim. Örnek. Evet, bu denklem sistemini tanımlayan katsayılar matrisini, genişletilmiş katsayılar matrisini şöyle yazabiliriz. 3 2 1 Sağ taraf vektörünü buraya ekliyorum. 3 2 1 1 0 6 2 4 burası da 6. Kapattım parantezi. Bak şurası katsayılar matrisi. Burası da sağ taraf vektörü. Şimdi ben buna Gauss eliminasyonu uyguladığımda indirgenmiş matrisi de şöyle bulmuşum. Önceden çözdüğüm bir soru benim bu derste. 3 2 1 birinci satır. 3 2 1 Şurası 3 0 eksi 1 bölü 3 1 bölü 3 eksi 2 0 0 0 ve 12 şimdi çözümün olmadığını hemen şuradan zaten direkt indirgenmiş halden görmen lazım bak şurası burada 0 eşittir 12 çıkıyor son denklem bunun üçüncü satırını cebirsel denklem olarak yazarsam. Şimdi gelelim gelelim burada katsayılar matrisinin genişletilmiş katsayılar matrisinin rankını bulmaya. Genişletilmiş katsayılar matrisinin rankı indirgenmiş halinin rankına eşit. Bunun indirgenmiş hali ne? R çizgi matrisi. Dolayısıyla bunun rankı kaç arkadaşlar? Bunun rankı kaç? Dikkat et. 3 satır var. 3 satır var. 3 satır var. 1, 2, 3. Kaç tane e, tüm elemanları, tüm sütunları 0 olan satır var? 0 tane. O zaman 3 eksi 0 eşittir 0. Demek ki R genişletilmiş R'nin rankı 3. Ha, genişletilmiş R'nin rankını 3'ü buldum. E katsayılar matrisinin rankı da 3. E rank 3 ise bilinmeyen sayısı da 3 ise o zaman 3 bilinmeyen 3 denklem çözebilir misin? Çözebilirdin ama şuraya şu ikinci şartı yazdım ya. İşte buraya bu ikinci şartı yazdım. Şimdi onu kontrol edeceğim. Bunu kontrol etmeseydim çözer, çözülür derdin. Çünkü bilinmeyen sayısı rank sayısına eşit. Şimdi gelelim kat sayılar matrisinin rankını bulmaya. Rank A. Evet rank A nedir? Rank A arkadaşlar şu rank R'nin içindeki şu genişletilmemiş R matrisidir. E, dolayısıyla bu da nedir? Şöyle bir açıkça yazayım buraya. 3, 2, 1, 0, eksi 1 bölü 3, 1 bölü 3, 0 0 0 ha, bak işte bunun genişletilmiş formundan farklı olarak bir satırı tamamen sıfırlandı. Bu demek oluyor ki rank R yani R'nin genişletilmemiş hali katsayılar matrisine ilişkili hali eşittir 2. E o zaman rank A eşittir rank R değil midir? Rank R değil midir? E, o zaman o da 2. Bak. Ne oldu? Rank A Büyüktür. Rank Yani Katsayılar matrisinin Genişletilmiş, e, genişletilmiş katsayılar Matrisinin Nesi? Arkadaşlar. Rankı Normal katsayılar matrisinin Rankından büyük olduğu için Artık ne diyorum ben buraya? Çözüm yok, tamam mı? Şimdi üçüncü duruma hemen geçelim. Sonsuz çözüm, sonsuz çözüm. Burada arkadaşlar ne olacak? Tekrar şu e, bizim klasik olmuş ifadeleri buraya yazalım. Evet, bak burada şurası da sıfır. Son rinci satırda arkadaşlar sonsuz çözüm durumunda ne olduğunu hatırlayın, birden fazla e, den e, bilinmeyen olduğunu hatırlayın. Dolayısıyla r eşittir n değil burada sonsuz çözüm durumunda r eşittir n değil. Yani r ve n'den küçük. Neden? Çünkü son e, denklemde ya da son satırda birden fazla bilinmeyene ait kat sayının kalması lazım. Sıfırdan farklı değeri olarak kalması lazım. E, dolayısıyla buradaki arkadaşlar rank genişletilmiş R'nin yani R çizginin rankı nedir? Dikkat et. R satır olduğu için bir defa r kadardır. E, R de küçük N'den. E, dolayısıyla rank R yani genişletilmiş katsayılar matrisin indirgenmiş halinin rankı N'den küçük olacak. E aynı zamanda rank R eşittir. Genişletilmiş katsayılar matrisinin rankına da eşit değil mi? Yani bu E dolayısıyla sonuç şu arkadaşlar katsayılar matrisinin rankı bilinmeyen sayısından küçükse sonsuz çözüm vardır diyoruz.